Sevgili dostlarım merhabalar. Yeni halka arz olan Yeo teknolojide saçma sapan hareketler olmaya devam ediyor. Diyeceksin ki ya hocam ne saçma sapan hareketler oluyor. Biz zaten %100'ün üzerinde para kazandık diyeceksin. Evet kardeşim ben de kazandım. Çok da güzel kazandık. E, hepimize Allah bereket versin. Şimdi saçma sapan neden dediğimi biraz sonra anlayacaksınız. Arkadaşlar Yeo teknolojide e, bir sürü ceza geldi. Birinci cezaya baktığımız zaman bir ay süreyle mevcut açığa satış yasağı geldi. Açığa satış yasağını öncelikle şu şekilde anlatalım sizlere arkadaşlar. Bir vatandaş geliyor örnek verecek olursam ben borsa gündem olarak diyorum ki aracı kurma kardeşim şu an hisse senedi kaç lira? 50 TL. 50 TL'den 1000 lot diyorum saat tamam o da diyor ki dersin diyor satıyor. 1000 lot satıyorum arkadaşlar 50 bin liramı cebime koyuyorum tamam mı? 50 bin lira mı cebime koyduktan sonra ne yapmam lazım arkadaşlar? Bakın şu an elimde yok. Yani ha, havadan gibi yani hayali gibi lot alıp satıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu aracı kurumla benim aramdaki bir muhabbet. Tamam. 50 bin lira şu an cebimde mi abi? Cebimde. Peki ne olacak? Bu işte senede arkadaşlar aşağı düşecek ki ben para kazanacağım. 55 lira olursa ne oluyor arkadaşlar? Otomatik ben bin e, lota 5000 lira kaybım oluyor. Ben bu 5000 bin lira aracı kuruma ödemek zorunda kalıyorum. Peki bu 45 TL'ye düşerse ne olacak arkadaşlar? Otomatikmen arkadaşlarım 5000 lira benim karım oluyor. Aracı kurumundan 5 liramı mı çatı 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 alıyorum. Tamam burada anlaştık mı? Peki açığa satışı nasıl daha bir daha anlatabilirim? Farz edelim. Sen dedin ki bana Ali Hoca işte sen Ali ol ben de borsa gündem olayım. Ali Hoca bana dedi ki ya borsa gündem benim acil bir borcum var. Tamam yani bu borç kısmını tabi sallıyorum. Ve sizden işte e, bin liralık bir şey talep ediyorum. Bin lira para istiyorum. Ben de dedim ki sana hocam ben sana bin lira veremem ama sana bir tane çeyrek altın veririm dedim. Tamam dedin sen de aldın. Bin liranın bin tane bir tane çeyrek altın değer o zaman bin lira olsun. Ben de dedim ki sana bak ben sana bunu akşama kadar veririm. Veya da bir gün sonraya sarkıtırım. Bir gün sonraya sarkıtırsam senden yüzde on faiz diyeyim yani faiz veya da komisyon alırım dedim. <laughs> sen de onu kabul ettin. Dedin ki arkadaş... O arada da çeyrek altını aldık ya borcumuz harcımızı ödedik. O arada cebimize tekrardan para girdi. Bir baktık ki çeyrek altın o arada doku, 900 lira olduğunu farz edelim. Bakın 900 lira olduğunu farz edelim. Arada ne var arkadaşlar? Otomatikmen arkadaşlar 1000 liradan 900 lira düştüğü için 100 TL cebimize para kaldı. Ben de, sen de bana dedin ki ya arkadaş borsa gündem ben senden bir tane çeyrek altın almıştım ya al sana bir tane çeyrek altın dedim. 900 liraya aldım 100 lira benim cebimde kaldı. Evet arkadaşlar açar satışın mantığı bu. Yani ne demek? Yüksekten satıp aşağıdan alıp vermek. Peki bu durumda e, almış olduğum mal yükselemez mi? Evet yükselebilir. Ama orada da şu sistem giriyor arkadaşlar. Çok fazla lot alış satışı olduğu için açığa satış yapıldığı zaman mümkün mertebe hisseler kendini toplayamıyor. Neden toplayamıyor? Veya da örneğe var mı hocam? E, Turex var. Turex var. Yanlışlıkla satılmıştı ya. Yanlışlıkla açığa satış yapılmıştı da İnsanların hakkını yedi. Yani ağzımı bozmak istemiyorum. Şerefsizler hakkımızı yediler. Turex'te hakkımızı yediler. Arkadaşlar ya aramızda bayan var. Gerçekten özür diliyorum. İçinde bir arkadaşım bir tanesi de yazmıştı geçen. Ya bu artık böyle kaba konuşuyor vesaire diye de ben hep böyle konuşuyordum da neyse. Arkadaşlar yanlışlıkla vatandaş Turex'te satmadım açığa satış yaptı. Sonra ne oldu hisseyi vurdular aşağıya. Arkadaşlar bunda da yapabilirler mi? Şu an yapamazlar. Niye? Açığa satış yasağı geldi arkadaşlar. Peki kredi işlemi yasağı geldi. Kredi işlemi yasağı yani veya da kredi işlemi sizlere anlatmak istemiyorum. Bilmeyen arkadaşlarım var ama üzerinden sadece şunu geçeceğim ama kesinlikle uzak durun. Bakın borsa gündemi siz kendinize dost olarak görüyorsanız ya hocam ben sana güveniyorum iyi bir adamsın diyorsan şayet arkadaşım bundan uzak dur. Ama diyorsan yine arkadaş bu ne diyor diyorsan kredi işlemi al kardeşim bat. Yani bunu da sana burada söyleyeyim. Arkadaşlar kredili işlem dediğin olay şu. 100 bin lira paramız mı var? Aracı kurma diyoruz ki arkadaş benim 100 bin lira diyorum param var. Evet. Ee, bana diyorsun kredili işlem aç tamam. O da diyor ki sana 100 bin lira da ben veriyorum diyor. Hayali tabi bunların hepsi. 100 bin liralık. Sana bir hesap açmış oluyor. Otomatik ben arkadaşlar. E, orada 200 bin liralık isterseniz alım satım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu hisseyi farz edersek 10 liradan aldık. 10 liradan biz bu hisseyi aldık. O e, tabi atacağım yani bu şekilde düşme olmaz ama e, 5 liraya düştü ne yapacağım kredili de açtım ben e, 100 bin lira kredi açtım otomatikman paramın %50'sini kaybettim 50 bin lira aracı kurma vermem lazım e, veremiyorum ne yapacağım adam o zaman diyor ki kardeşim hani senin o 100 bin liran vardı ya E o 100 bin liran diyor şu an 100 bin lira artık yok senin diyor şu an orada diyor 50 bin liran var aracı direkt direktmen otomatikman orada o paraya el koy arkadaşlar. Peki Başka ne yapabiliyor? Farz edersek aracı kurumda şu izni isteyemiyoruz mu? Hocam ya işte ben e, bugün başaramadım ama e, belki yarın çıkar. Yarına kadar beni idare edebilir misin? Tamam edeyim kardeşim diyor. E, nasıl edeceğim diyor. O da diyor ki %10 diyor komisyonumu verirsen diyor kabul ederim. Doğru mu? 50 bin lira veya 100 bin lira ben sana boşuna vermiyorum diyor. %10 komisyonumu ver diyor. Ben ona göre diyor sana diyor bir gün daha müddet veririm. E, o gün de kaybettin. 5 liraya düşmüştü. Bu sefer de 2,5 liraya düştü. E ne yaptık arkadaşlar? Cebimizde kaldı 25 bin lira. Yani ana paradan. 100 bin lira ana paramız vardı ya. 25 bin lira para kaldı. E daha sonra ne yapacağız? Aracı kurma bugün o saatten sonra gitsen Gitsen desen ki benim 25 bin lira param var. Bana kredi işlem açar mısın? size? de git lan der. Benden uzak dur der. Olay bu arkadaşlar. Peki. Diğer dikkat etmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Emir iptali. Bakın emir iptali, emir miktarının azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmenin yasaklanması. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar biz bu hisse senedinden Yeo'dan 50 lira olduğunu farz ediyorum yine. Ben 1000 lot almak istedim. Bakın el, 50 lira olduğunu farz ediyorum. 1000 lot da almak istiyorum arkadaşlar. 1000 lotu girdi 50 liradan. E, ne yapıyor? Otomatikman 50 bin lira para yapıyor arkadaşlar. E, sonra dedim ki acaba bu hisseyi biraz satıyorlar. O anda 51 lira olduğunu farz edelim. 50 liradan alış yazdım. Ya bu hisseyi sanki 50 lira değil de 49 liradan belki de alabilirim. E, hisse sanki 49 liraya düşecek diye düşünebilirsiniz. O arada 49 liraya e, o emri iptal edip 49 liraya emir girmek istediğin zaman diyor ki sen diyor 50 liraya yazdın o 50 liraya alacaksın. E diyorsun ki ya arkadaş ben emrimi değiştirmek istiyorum. 50 liradan almak istemiyorum. 49 liradan almak istemiyor, istiyorum. Hatta 49 liradan 50 liradan 1000 not alacaktım ama 49 liradan istersen 2000 not alayım diyorsun. Hop diyor. Alamazsın kardeşim alamazsın. 49'un emri farklı diyor. 50'nin emri farklı diyor. Önce 50'yi alırsın diyor. Sonra 49'dan istersen 5000 lot al diyor. Benim hiç umurumda olmaz diyor arkadaşlar. Bu kısma lütfen dikkat edelim. Çok önemli bir durum. Şimdi gelirsin bu hisse senedine lotunu yazarsın. Sonra hisse senedi vurmaya başlar aşağıya doğru. Allah'ım ben ne yapacağım diye düşünürsün. Zaten kredi alanlar yok. Açığa satış yapanlar yok. Hissede hareket kalmıyor. Büyük yatırımcı Toplıcan'ın toplamış. Küçük, küçük yatırımcılara da baktığı zaman çok güzel elinde mal var. Orada tam şu an itibariyle savaş çıkaracak bir durumda. Evet. Ya hocam sen de hep kötü şey konuşuyorsun kardeşim. İyi bir şey hiç mi yok bu yo Teknoloji'nin? Var. Var kardeşim. Öncelikle yüzde yüzün üzerinde kazandık mı? Evet. Kar cebe yakışır. Bu bir. Bakın kar cebe yakışır bu bir. İkinci güzel şeye geçelim arkadaşlar. İkinci güzel şeye geçelim. Arkadaşlar biraz önce ne dedik? Bu ne lahana, bu ne pehliz miydi? Bu ne pehliz, bu ne lahana turşusu muydu? Artık neyse. Arkadaşlar geldi bugün kaba barattı bu vatandaşlar. Dediler ki ya arkadaş bakın nereden? Evet. Dedi ki bu vatandaşlar bakın şurada ee, inşaat ve ticaret ağaçı arasında bugün 17.09.2021 Moalistan'daki ileri düzey su arıtma tesisi proje e, kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon sistemlerinin anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşmenin bedeli 10.750.000 dolar. Çok güzel. Filastina AB hükümeti, dış yardım kuruluşları, e, MİCAM Bilkum artık yabancıda bir şey yazıyor tam da dilim dönmez. Biz Anadolu çocuğu. Evet bunu da paylaştırın. Ya kardeşim tamam da senin bu şekilde bir planın var. Veya da bu şekilde bir iş almışsın. Hisseyi niye ikisi de kapatıyorsun? sana tavanda. Ya, ta kapat tavanda. insanlar parasını kazansın kardeşim. Mis gibi iş almışsın. Yani kötü bir para değil arkadaşlar. Bir de dolar yani. Dolar olmuş 8 60. Yani mükemmel de para yapmışsın. Mükemmel de iş anlaşması yapmışsın. Evet arkadaşlar güzel haber var. Eyvallah kötü haber de var. Kötü haberi biraz önce anlattık. Yani biz sistemimize e, elimizden geldiğince tabii sahip çıkalım ama stopsuz işlem yapmayalım. Stopsuz işlem yapmayalım. İşte o anda farz edersek 50 liraysa 49 liraya stopumuzu koyalım, bekleyelim. Kafamız rahat olsun. ya 49 liraya düştü mü? Ondan sonra bakma bir daha. Bak bir daha bakma. Ha dersin ki ya hocam ben zaten bunu işte bir yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık aldım. Ya ben bunu çocuğuma aldım. İşte ne bileyim ileride çocuğumun geleceği için okuma, okutmak için veya eğlendirmek için aldım <laughs> diyorsan eyvallah kardeşim. İstersen 5 yıl tut, istersen 10 yıl tut, tut ama tut. Sonra iki gün sonra ya hocam ben yandım. Ben ne yapacağım? işte. o zaman 49 liradan sen dedin işte stop loss koy dedim. Ben de koymadım. Şu an oldu hisse 30 lira. Ben ne yapacağım diye lütfen gelme. Stopsuz işlem yok. Stopsuz işlem yok arkadaşlar. Bu şekilde sizlere video hazırlamak istediğim. Umarım sizler için faydalıdır. Arkadaşlarım borsa gündem WhatsApp grubumuza gelmek isteyen arkadaşlarımızı bekleriz arkadaşlarım. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Orada eğitim amaçlı yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video şayet sizin için yararlı olduysa lütfen bir like bir de altına borsa gündem sen bizim her şeyimiz için yazarsanız da çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar diliyorum.